Merhabalar. Bu videomuzda Git Kraken ile branch oluşturma, branch'ın adını değiştirme ve branch silme işlevlerini göreceğiz. Öncelikle bakın Git Kraken'i açıyorum. Ardından şu boş klasörümde de giriyorum. Sağ tıklayıp Git Bash Here diyorum ve Git Init diyerek boş bir Git projesi oluşturuyorum. Giriyorum Git Kraken'e, Open a Repo diyorum ve Open a Repository kısmından masaüstünden test klasörünü seçiyorum. Ve bu sayede Git Kraken'in içerisinde test projesini açacağız. Ancak burada bana diyor ki Git Kraken'in bu projeyi açabilmesi için bir initial commit olması gerekiyor. Yani bir commit oluşturulması gerekiyor. Bu commit'i Git Kraken'in senin için oluşturmasını istiyor musun diye soruyor. Burada istersek kendimiz bir commit oluşturabiliriz. İstersek de bu butona basıp Git Kraken'in bizim için oluşturmasını sağlayabiliriz. Bakın şu anda bir initial commit oluşturdu. Hatta bakın readme.md dosyası oluşturmuş bizim için. Şu an burası bizim için önemli değil. Şimdi öncelikle yeni bir branch nasıl oluşturacağız? Şimdi bakın şu kısımda master branch'imde olduğunu söylüyor bana. Buraya sağ tıklıyorum ve create branch here diyorum. Ve buraya benden bir branch ismi istiyor. Test diyelim. Ve gördüğünüz gibi şu an benim için bir test branch oluşturdu. Bunu şurada görebilirim bakın. Sol tarafta lokal kısmında master ve test branch'im var. Şu arkası yeşil olan şu an mevcut olarak bulunduğum branch. Yani şu an benim için otomatik olarak bir test branch oluşturdu. Ve beni test branch'ine geçirdi. Bakın şu an master branch'inde değilim. Test branch'indeyim. Fakat ikisi de aynı commit'e bağlı olduğu için, yani test branch'inde yeni bir commit olmadığı için şu anda aradaki fark çok net bir şekilde gözükmüyor. Şimdi burada sol kısımdan master'a çift tıklayarak master'a geçebilirim veya test'e çift tıklayarak tekrar test'e geçiş yapabilirim. Bu şekilde branch'lar arasında geçiş yapabiliyorum çift tıklayarak. Ve bu branch'e sağ tıklayarak mesela master branch'ine sağ tıklayalım. Ve rename master diyorum. Ardından buraya main diyorum. Adı main olsun artık. Master olmasın diyorum. Submit dediğim zaman bakın adını değiştirebiliyor. Git Kraken'de farklı yani mevcut olarak bulunmadığınız, içinde olmadığınız bir branch'in adını değiştirebiliyorsunuz. Normalde hatırlarsanız bunu biz konsolda yaparken bu şekilde yapmıyoruz. Öncelikle o branch'e geçiş yapıyoruz. Ondan sonra adını değiştiriyoruz. Ancak bu şekilde yani Git Kraken'de kolaylıkla adını değiştirebiliyorsunuz. Peki diyelim ki ben bu test branch'ini silmek istiyorum. Bunun için sağ tıklıyorum ve delete test diyorum. Bana bir hata verdi. Dedi ki silme işlemi başarısız oldu. Şu an mevcut olarak bu branch'te bulunduğun için bu branch'i silemezsin. Lütfen farklı bir branch'e geçiş yap diyor bana. Bunun için çift tıklayarak main branch'ine geçiş yapıyorum. Ve bakın test branch'ine sağ tıklayıp delete test diyorum. Emin misin diyor bana. Delete dediğim anda gördüğünüz gibi siliyor. Hazır bu kadar anlatmışken çok kısa bir iki ipucu daha vereyim. Örneğin yeniden branch oluşturalım. Git branch here test diyorum. Ve diyelim ki main branch'ine geçtim. Bakın farkındaysanız şu branch'lerin sol tarafında bir göz işareti var. Buna bastığınız zaman şu ortada gördüğünüz bu grafik kısmında yani hangi commit hangi branch'a ait bunun ağaç şeklinde gösterildiği bu orta kısımda şuna bastığınız zaman bu gizleniyor. Yani artık şu gördüğünüz bu kısımda test branch hiçbir şekilde gözükmüyor. Eğer çok fazla branch'iniz varsa ve çok karmaşık gözüküyorsa buradan bunu da gizleyebilirsiniz. Hani bu da ekstra bir bilgi olsun. Hemen aklıma gelmişken şunu da ekleyeyim. Şu üst kısımdaki bakın branch butonuna basarak da yeni branch oluşturabiliyorsunuz. Test 2 dediğim anda bakın hemen test 2 branch'ını oluşturdu ve direkt olarak buna geçiş yaptı. Mesela bu üst kısımdan da branch'lar arasında geçiş yapabiliyorum. Aynı zamanda buradan da oluyor. Yani burada aslında bir sürü kısa yolu var. Evet, o zaman bu videoluk bu kadardı. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi çalışmalar.